arkadaşlar bugünkü konumuz harita, harita projeksiyonları ve haritayı oluşturan unsurlar. Bu ders içerisinde harita, kartografya, harita okur yazarlığı, harita projeksiyonları, silindirik projeksiyon, konik projeksiyon, düzlem projeksiyon ve haritayı oluşturan unsurları göreceğiz. Coğrafi özelliklerinin dağılışının yapılabilmesi için haritalar coğrafya bilimi için vazgeçilmez bir unsurdur. Kartografya yani harita bilimi yeryüzünün bütününün ya da bir bölümünün düzleme aktarılma tekniklerini ve haritalardan yararlanma esaslarını inceler. Coğrafya biliminin vazgeçilmez bir unsuru olan haritaların ne olduğu, nasıl kullanılması gerektiği ve neyi ifade ettiği gibi soruların anlamlandırılabilmesi için harita okuryazarlığı becerisinin kazanılması gerekmektedir. Bir alanın haritasının çizimine başlanmadan önce hangi amaçla kullanılacağı belirlenmeli ve çizim buna göre yapılmalıdır. Yeryüzünün tamamının ya da bir kısmının kuş bakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmış haline harita diyoruz bu üç faktör haritanın olmazsa olmaz faktörleri. Yani bir çizimin harita olarak kabul edilebilmesi için mutlaka kuş bakışı görünüm olmalı. Belli bir oranda küçültülmeli ki buna ölçek diyoruz. Yani bir ölçeği olmalı. Düzlem üzerine aktarılmış olmalı. Bir çizimin harita olabilmesi için Az önce de üzerinde durduğum ölçek, kuş bakışı görünüm ve düzleme aktarma bulunmalı. Bir alanın kuş bakışı görünümünün ölçek kullanılmadan düzlem üzerine aktarılmasına kroki denir. Krokilerde ölçek yoktur. Göz kararı çizilmişlerdir. Ölçek bulunmadığı için krokilerle yapılan hesaplamalar doğru çıkmayacaktır. O yüzden krokiler üzerinde hesaplama yapılmaz. Haritalarda hata türleri gerçek alan ve izdüşümsel alan farkından kaynaklanan hata Türkiye'nin gerçek alanı 814.578 km2 iken izdüşüm alanı 779.452 km karedir. yükselti herhangi bir yerde ne kadar fazlaysa ne kadar çok engebe varsa gerçek alanla izdüşüm alan arasındaki fark o kadar çok olur. Dünyanın şeklinden kaynaklanan hata dünya küresel bir şekle sahip olduğu için düzlem üzerine aktarılırken hatalar oluşmaktadır. Yani bir plastik topu kesip masanın üzerine yaymaya çalışırsanız tamamen, Düzgün bir şekilde yayma imkanınız olmadığını göreceksiniz ama topu ziyan etmeye gerek yok. Hataları en aza indirebilmek için bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlere projeksiyon diyoruz. Haritalardaki hataları en aza indirmek için geliştirilmiş yöntemlere projeksiyon diyoruz. Silindirik projeksiyon bu yöntemle çizilmiş haritalarda kağıdın küreye temas ettiği Ekvator ve çevresinde hata oranı en az olur. Yani Ekvator ve Ekvatora yakın alanları çizerken silindirik projeksiyon kullanıyoruz. Konik projeksiyon bu yöntemle çizilmiş haritalarda kağıdın küreye temas ettiği orta enlemlerde hata oranı en az olur. Düzlem projeksiyon bu yöntemle çizilmiş haritalarda kağıt, kürede haritası çizilmek istenen bölge üzerine temas ettirilir. Sonra kağıdın temas ettiği bölgenin koordinatları ve şekilleri düzleme aktarılır. Bu projeksiyon yöntemi daha çok kutup bölgelerinin çiziminde kullanılır. Tekrar ediyorum, ekvator ve ekvatora yakın alanlar silindirik, orta enlemler konik, kutuplar düzlem projeksiyon tercih ediliyor. Harita unsurları haritalarda olmazsa olmaz şartlar dışında haritalarda bulunan bazı özellikler de var. Sağ tarafta Tekirdağ il haritası var. Bunu nereden biliyorum? Çünkü bir başlık yazılmış. Tekirdağ il haritası. Sağ alt tarafta haritalarda kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bir kutu var. Buna lejant diyoruz. Lejantın hemen üzerinde bir çizgi ölçek var. Haritadaki küçültme oranını görüyorum. Yani herhangi bir işlem yapacak olsam ölçekten faydalanarak bu işlemi yapabilirim. Haritanın üzerinde ve altında, sağında ve solunda Enlem ve boylam derecelerini görüyorum. Dünyanın neresinde olduğunu ve bu coğrafi koordinatlara dayanarak yapacağım çıkarsamaları veya hesaplamaları bu gösterilen koordinatlara bakarak yapabilirim. Hemen alt tarafta bir yön oku var. Genelde sadece K yazılıyor. Kuzey ifade ettiği için kuzeyin neresi olduğunu ve diğer yönleri bize gösteriyor. Her zaman Tekirdağ ya da Türkiye'den bir yer çıkmayacak karşınıza. Haliyle yönü de bilmemiz bizim için iyi olacak. Harita unsurları: başlık, lejant, ölçek, koordinat, yön oku. Örnek bir soru var. Kuzey kutup noktasını merkez alan bir düzlem projeksiyonuna göre çizilmiş haritada aşağıdaki ülkelerin hangisinde bozulma en fazla olur? Şimdi arkadaşlar coğrafya sorusu çözmek için standart bir harita bilgisine ihtiyacınız var. Yani ne dünyanın neresindedir, hangi ülke nerededir, Türkiye'nin neresindedir o an için bilmeniz gereken şehir. Bunları bilmeniz gerekiyor ki soruyu çözebilirsiniz. Düzlem projeksiyon nerede kullanılıyordu? Kutba yakın alanlarda kullanılıyordu. Elimizde 5 tane ülke var. Bunların içerisinde kutba en uzak olanını bulmamız gerekiyor. Hindistan. Ama yine söylüyorum, boş vakitlerinizde harita ile biraz zaman geçirin. Bir yerin haritasının çizimine başlanılmadan önce aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir? Tabii ki kullanım amacı. Ölçek, kuş bakışı görünüm, düzlem üzerine aktarma özelliklerinden hangilerinin bulunmamasından kaynaklanır? Bakalım soruya. Krokiler yazıyor. Haritalar üzerinde gösterilen yerler arasındaki uzaklık hesaplanabilirken, krokiler üzerinde gösterilen yerler arasındaki uzaklık hesaplanamaz. Bu durum ölçek bulunmaması ile ilgilidir. Çünkü göz kararı çizilmişlerdir. Son sorumuz, dünya haritasında numaralandırılarak verilen alanlarda hangi projeksiyon yöntemi kullanılırsa hata payı daha az olur. Bir numaraya baktık, ekvator geçiyor oradan. Ekvatorda ne kullanıyorduk? Silindir projeksiyon. 2 numara, kutba yakın bir alan. Kutuplarda ne kullanıyorduk? Düzlem. 3 numaraya baktık, orta enlemler konik dedik. A şıkkını işaretledik. Bugünlük ders burada bitti. Bir dahaki derse kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.